Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Monster Notebook katkılarıyla hazırladığımız oyun canavarı serimizin yeni bölümünde her bilgisayarda çalıştırabileceğiniz en iyi 5 ücretsiz oyundan bahsedeceğiz. Bildiğiniz üzere son zamanlarda oyun fiyatları artmış durumda. Bununla beraber yeni çıkan oyunların genellikle yüksek grafik isteyen oyunlar olduğunu da belirtelim. Tabii ki bu durumda düşük sisteme sahip oyuncuların aklında şöyle bir soru canlanıyor. Benim kendi bilgisayarımda oynayabileceğim, düşük sistemli bilgisayarımda oynayabileceğim ücretsiz bir oyun var mı? Tabii ki var arkadaşlar. Bu listemizde sizler için her bilgisayarda oynanabilen iyi bir ekran kartı, iyi bir işlemci gerek yok bu oyunları oynamanız için ve bu oyunlar ücretsiz arkadaşlar. Bu listemizde her bilgisayarda oynanabilen en iyi ve oyuncu sayısı en aktif olan 5 oyundan bahsedeceğiz. İşte listemiz. Evet arkadaşlar, listemizin ilk oyunu Mary's Room. 13 Nisan 2018'de çıkan oyun ipuçları bularak bir bilinmezliği ortaya çıkarma çabasını anlatıyor. Yani oyunda bir bilinmez var, bir gizlilik var ve siz bir oda, bir ev içerisinde, bir mekan içerisinde bu ipuçlarını bularak karanlıkları aydınlatmaya çalışıyorsunuz. Yönettiğimiz karakter olan Kelsey, Mary isimli arkadaşının odasında dolaşıyor. Amacı Mary'nin nerede olduğunu bulmak. Bildiğiniz üzere bir de piyasada Gone Home diye bir oyun vardı. Bu oyuna oldukça benziyor fakat Gone Home oyunu ücretliydi. Fakat Mary's Room oyunu ücretsiz bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Eğer gizem çözme, bulmaca gibi oyunları seviyorsanız Mary's Home tam da size göre bir oyun, oynamanızı öneriyoruz. Genel olarak sistem gereksinimlerine baktığımızda da 4 GB RAM, en az 2.5 GHz hızına sahip bir işlemci, 1 GB boş dahili depolama alanı ve DirectX 11 sürümü gibi neredeyse her bilgisayarda edinebileceğimiz düşük sistemli özellikler bizleri karşılıyor. Bu yüzden Mary's Room oyununu neredeyse her bilgisayarda rahatlıkla oynayabilirsiniz. Evet, listemizdeki ikinci oyun ilk oyuna göre biraz daha eski bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Söz konusu oyun 2013 yılında piyasaya sürülmüş oyunumuz Neverwinter. Her ne kadar eski bir oyun olsa da kültleşmiş bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. MMORPG türünde karşımıza çıkan oyun efsanevi bir oyun olarak hatırlayabileceğimiz Dungeons & Dragons dünyasında geçiyor. Steam'de genel olarak bu oyunun yorumlarını incelediğimizde Dungeons & Dragons evreninde geçtiği için olumlu yorumlar görüyoruz. Eğer uzun bir oyun istiyorsanız 2013 yılında çıkan bu Neverwinter oyunu tam da size göre. Oyun mekanikleri ve benzersiz harita tasarımıyla tam da size göre bir oyun olduğunu söyleyelim. Neverwinter oyununun sistem gereksinimlerine baktığımızda ise en az i5 işlemci, 4 GB RAM ve 23 GB kullanılabilir alan karşımıza çıkıyor. İlk oyunumuza göre bu biraz daha yüksek sistem gereksinimi istiyor. Fakat genel olarak değerlendirdiğimizde yine 4 GB RAM ve 20 GB'lık bir depolama alanının aynı zamanda i5 işlemci kaldırmasının yine son derece yeterli olduğunu, çoğu bilgisayar tarafından kaldırılabileceğini belirtelim. Evet, şimdi geldik listemizin en çok tercih edilen oyununa, Black Squad. 2017 yılında piyasaya sürülen oyun birinci şahıs nişancı oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunu sizler için hemen özetleyelim. Birbirinden farklı harita ve oyun modlarının olduğu seçenekler karşımıza çıkıyor ve bu seçeneklerde bir an önce silahınızı alıp düşmanları vurmaya başlıyorsunuz. Tabii ki bunun hem derecesi hem de dereceli modu var. Bununla beraber farklı ufak eğlence modları da bulunuyor. Eğer FPS türünde bir oyun arıyorsanız Black Squad tam da size göre. Oyunun oynanış tarafına baktığımızda ise kullanılan silahların sekme oranının düşük olduğunu söyleyebiliriz. Yani kolaylıkla sekmeyen bir silah kullanıp rakiplerinizi lazerleyebiliyorsunuz tabiri caizse ve bu da daha kolay bir oyun olduğu anlamına geliyor. Bu yüzden daha da eğleneceğiniz bir oyun olduğunu söyleyelim. Sistem gereksinimleri tarafına baktığımızda ise en az 4 GB RAM, Intel Core Duo 2.2 GHz işlemci, GeForce GT 630 veya Radeon HD 6750 ekran kartı ve depolama tarafında ise en az 7 GB'lık bir depolama alanının gerekli olduğunu belirtelim. Black Squad oyunu 2017 yılında piyasaya sürülmüştü. Piyasaya sürülmesinden itibaren 5 yıl geçti fakat hala tercih edilen oyunlar arasında yer alıyor. Listede değerlendirdiğimizde ise en yeni oyunlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki her ne kadar 5 sene geçmiş olsa da hala ilgi gören oyunlar arasında yer alıyor. Bu yüzden Black Squad oyununda tercih edilebilir bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Listemizin 4. sırasında Unturned oyunu bulunuyor. Unturned nedir? Unturned biraz daha Minecraft benzeri grafiklere sahip bir oyun. Zombi istilası sonrası dünyada kalan tek kişisiniz ve zombilerden korunarak hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Yani bir hayatta kalma oyunu. Yani Minecraft'a da konu olarak benziyor. Zaten grafik ve oynanış olarak da benzeyen bir oyun olduğunu belirtmiştik. Minecraft'tan farklı olarak kullandığınız karakterinizin ateş püskürme gibi ilginç yetenekleri var. Siz de yine beslenme, uyku gibi ihtiyaçlarınızı gidererek
ederek ve çevrenizdeki zombilerden bu özel yetenekleriniz sayesinde korunarak hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Sistem gereksinimleri tarafına baktığımızda en az 4 GB dahili depolama alanı, 4 GB RAM ve en az 2 GHz hızına sahip bir işlemci olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu oyunda neredeyse piyasadaki tüm bilgisayarlar tarafından donmadan ve kasmadan kolaylıkla oynanabileceğini belirtelim. Tabii ki bu bilgisayardan bilgisayara değişir. İşlemciniz 2 GHz'in üstündedir. Depolama alanınız yeterlidir ama bilgisayarınız uzun süredir temizlenmediği için donma ve kasmalara neden oluyordur. Veya ekran kartı tarafınızda yine ufak tefek ısınma sorunları olduğu için donmalar meydana geliyordur. Bu yüzden farklı bilgisayarlara göre bu söylediğimiz cümlelerin değişkenlik gösterebileceğini söyleyebiliriz. Ve geçelim son oyunumuza. Evet, listemizin son oyunu 2018 yılında piyasaya sürülen The Flood. Bu oyunu değerlendirdiğimizde diğer oyunlara göre biraz daha az oynanmış bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Fakat zevkli bir oyun olduğunu belirtelim. The Flood oyunu küçük bir botla yapılan bir nehir yolculuğunu anlatıyor. Yani oyunun tümü nehrin üstünde geçiyor arkadaşlar. Bu yolculuk esnasında çevrenizdeki bazı engelleri aşmanız gerekiyor. Ve çevrenizde mükemmel bir ambiyans var. Yani grafik olarak gayet tatmin edici bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. En azından bu sistem gereksinimlerine sahip olan bir oyuna göre. En az i5 ikinci nesil sistem gereksinimiyle gelen model. RAM tarafında 2 GB, ekran kartın VRAM'i tarafında ise 1 GB bir sistem gereksinimi mevcut. Bununla beraber en az 500 MB'lık bir depolama alanının olması da bu oyunu oynayabilmeniz için yeterli. Listemizin son oyununu incelediğimizde ise yine her oyunda çalışan ücretsiz bir oyun olduğunu sizlere belirtelim. 500 MB'lık bir depolama alanı zaten her bilgisayarda vardır. Bu yüzden bu oyunda oynayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, Monster Notebook katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı serimizin yeni bölümünde her bilgisayarda çalışabilen ücretsiz oyunlardan sizlere bahsettik. 5 tane oyunu ele aldık ve bu 5 oyunu değerlendirdiğimizde her kullanıcıya hitap eden oyunlar karşımıza çıkıyordu. Bu oyunlardan 500 MB'lık bir alana sahip olan da vardı ve 20 GB'lık bir gereksinim isteyen oyunda vardı. Bu yüzden biraz da sizin seçiminize bıraktık. Yani çok çok kötü bir bilgisayarınız varsa ve 1 GB'lık bir depolama alanınız varsa sizler için 500 MB 1 GB arası depolama alanı isteyen oyunları sunduk. Eğer ortalama bir bilgisayarınız varsa sizler için 15-20 GB'lık bir gereksinim isteyen ve ortalama bilgisayara hitap eden özelliklere sahip oyunları tercih ettik. Eğer siz de bu listede bulunmasını istediğiniz ve ben de oynuyorum ve güzel dediğiniz oyunlar varsa ve bu listeye eklememizi istiyorsanız yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Önümüzdeki günlerde yeni oyun listeleriyle karşınıza çıkmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın.